dikkat eksikliği olan çocuklar hiperaktif, dikkat eksikliği olan, okulda kendini derse vermeyen, dersini zamanında yapmayan, efendim okulla sanki bağlantısı yokmuş gibi davranan, hiperaktif veya dikkat eksikliği olan çocuklar tabii ki ailede büyük 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 problemler tetikliyor. Bazı anne ve babalarsa ne yapıyor? Çocuk oraya buraya kırmasın, hoplamasın, zıplamasın diye çok çok ağır kimyasallar veriyorlar. Çocuğu de Allah korusun koyun gibi orada böyle uyuşuk kalması hoşuna gidiyor bazılarının. Yeter ki kendileri rahat etsin. Bazı öyle veliler de var. Bile bile çocuklarını zehirliyorlar. Kimyasallarla birçok Avrupa ülkesinde yasak olan kimyasallar Türkiye'de küçük çocuklara 3-4-5 yaşında çocuklara dahi veriliyor. Alkan Doğan, Ormus Gold satın almıştım, depresyona ve aynı zamanda dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu vardı. İsmini veremeyeceğim, ilaç kullandım. Çok etkili olduğunu söyleyemem. Daha önce kimyasal ilaçlar kullanmış, antidepresanlar, dikkat eksikliği, depresyon vesaire için. Fakat diyor, Ormus Gold kullandım. İbrahim Bey'e teşekkür ederim, çok iyi diyor, mükemmel. İyi ki varsınız diyor. Evet, Allah her insana bir görev vermiş. Senin görevin şu, senin görevin şu. Benim görevim de acizane şifa dağıtmak, şifacı. Rahmetli annem de köyde, tabii o köyde dedesinden öğrenmiş. Hastalanın bize gelirdi, kadıncağız çeşit çeşit arka bahçemizde sadece şifalı bitki yetiştirirdi. Onları kurutur, bakar, temizler, paketler. Ondan sonra kavanozlara koydu. Hasta geldiği zaman onlara karışımlar yapar, verirdi. 3-4 gün sonra üşütme, grip, nezle vesaire vesaireden dolayı gelirlerdi. Kimisi yoğur, kimisi süt, kimisi yumurta getirirdi, teşekkür ederdi. Yani annem bir ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Sırf Allah rızası için, iyilik için yapardı. Çok güzeldi. Ben o zamanlar hep takip ederdim. Bu insanlar nasıl oluyor diye iyileşiyor diye merak ederdim. Hep takip ederdim. Beni aradıkları zaman hep arka bahçede çiçeklerin içerisinde bulurlardı beni. O yine çiçek bahçesi. O arka bahçede çiçekleri inceliyordu. Bir gün akşam sofraya oturacağız. Beni görmediler. Orada sessizce oturmuşum bir köşede duruyorum. Beni görmemişler. Diyorlar ki İbrahim nerede? Annem de diyor ki, o yine arkada bahçede de çiçekleriyle uğraşıyordur. Yani beni aradıkları zaman orada buluyorlardı. O kadar alışkanlık haline gelmişti. Çünkü orada rengarenk bitkiler ve tabii ki oranın da orada kelebekler, böcekler de rengarenkti. Neyse. Yani çocukluktan beri bu işin içindeyiz hamdolsun. Evet, İlknur Hanım diyor ki, ikinci sınıfta başlamakta olan oğlu için hiperaktif ve dikkat eksikliği için 6 sene Concerta Risperion içerikli kimyasal ilaçlar kullandım. Keşke hiç kullanmasaydım. Oğlumun bütün durumu alt üst oldu. Liseyi okuyamadı. Şu anda açık liseye devam ediyor. Yaşıtları 2 sene oldu. Liseyi bitireli. Bir anne olarak çok çok vay canına. Mahvolmuş. Aşırı ilaç kullanmaktan. İbrahim Gökçe'nin ürünleriyle maşallah çok çok kısa sürede toparlandı, kendine geldi. Herkesi tavsiye ederim diyor. Yıllarca kimyasal ilaçla zehirlenmiş çocuğu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Cem Güçer, İbrahim Gökçe çağımızın Lokman hekimi, kurmar ile insülin direncim, kortisep ile bağırsak mantarı, cüce palmiye ile prostat, Ormus GLD ile dikkat eksikliğin düzeldi. Eşim de Hayit çoban çantası başladı, eşi de başlamış. Ormus Gold ile iş hayatına dikkatli toplama çok faydasını gördü. Eşi de Ormus Gold kullanıyormuş. Dikkat eksikliği ortadan kalktı, konuya odaklanır hale geldi diyor.